Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes ve tabii ki Facebook'tan bizi takip eden kardeşlerimiz. Hafta sonunu geride bıraktık. Yeni bir haftada 13 Nisan 2020 Pazartesi gününde yeni bir haftanın başlangıcında, tabii ki artık haftanın başlangıcı bitişi yok, birlikteyiz. Hepinize selamlarımızı, saygılarımızı ben Serhat İncirli ve yönetmen arkadaşım Örsan Balıkçıoğlu iletiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğiniz gibi olsun. Kemal Osman Ceyhanlı'ya, Necdet Mavi Gözlü'ye ve Mehmet Şenler'e de selamlarımızı iletiyoruz bugün. Hafta sonu tabii ki biz artık koronadan o kadar bunaldık ki kavga edecek şeyler arıyoruz. Yani bir taraftan sağlık tedbirleri, sokağa çıkmayın, bulaşmayın, bulaştırmayınla uğraşıyor insanlar. Öte taraftan bir siyasi kavgayla da gidiyor. Efendim neden Rum tarafından ilaç ve solunum cihazı gibi yardım alacakmışız. Yardım değil, hediye de olabilirdi. Katkı olabilirdi, ne olursa olsun. Şu anda koronanın Rum'u Türk'ü yok. Bu meseleden dolayı ne kahramanlığa soyunmanın bir anlamı var, ne de başka şeylere soyunmanın bir anlamı var. Hükümetin özellikle şu anda en büyük derdi ve aslında en büyük de başarısı bu illetin yayılmasını engellemek olacak. Başarısı olacak. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz bize yardım eden herkese. Biz binlerce kez teşekkür ederiz her şey için. Özellikle eğer bize solunum cihazı bağışlanacaksa özellikle ona daha çok teşekkür ederiz. Mustafa Karataş, Cumagül Muradova, günaydınlar. Kemal Osman Ceyhanlı, Mustafa Aşman, Musa Önder, Onbaşım, Nasıl Giden, Hasan Hüda Ecer, Katriye İnatçı, Ekrem Gazi Özuysal, Şenol Birinci, günaydınlar. Raif Toluk, günaydınlar. Efendim birinci tartışma meselemiz buydu. Tabii biz çok teşekkür ediyoruz, bir kez daha yineliyorum ama uçaklar dolusu yardım geldi, şu geldi, bu geldi diye bugüne kadar yaptık. Kaç tane solunum cihazı geldi, kaç tane özellikle o PCR denilen test olayından geldi. Martaval okumasın hiç kimse. Çünkü yazdım daha önce de 50 tane eldiven, 20 tane tulumundan değil bu işler. Ha, herkese çok teşekkür ederiz. Ama ortaya çıkan gerçek şudur, kendi başımızın çaresine bakmalıyız. O bize yardım etsin, bu bize yardım etsin, edemeyecek durumdadır çünkü cemaatin büyük çoğunluğu, yani uluslararası cemaatin. Bradley James, günaydın hocam. Kısmet İzanoğlu, Zekiye Paşa, sağlıklı, huzurlu günler. Şenol Birinci hocam, tekrar günaydınlar. Şimdi birinci kavgamız buydu ve çok gereksiz tabii ki. Bunu Türklüğe, Rumluğa, Türkçülüğe, Lumculuğa çektik ki milliyetçilik kavgası yapmak, bugün milliyetçilik koronavirüsten bile daha tehlikeli bir rahatsızlık şeklidir. Hiç gerek yok, hiç lüzumu yok. Şu anda herkesin en çok sahip çıkması gereken şey insan sevgisi olmak zorundadır. Birinci tartışmamız buydu. İkinci tartışmamız tabii ki yine işte şu kuruldu, o kurul bunu söylemişti, o istifa etmişti, tek bir kurul olması gerekirdi, Sağlık Bakanı şöyleydi, Sağlık Bakanı böyleydi. Bir kere Sağlık Bakanı bir doktordur ve ırkçılık gibi olacak ama baflı bir doktordur, hepsinden önemlisi. Ve insandır. İnsan olduğu için seçilmiş bir insandır. Siyasetçi olduğu için, çok dolaştı da çok şey yaptığı için değil.
çok iyi bir insan olduğu için ve çok iyi bir doktor olduğu için seçilmiştir. Ve şu anda canını yemekte olan bir insandır. Şu hatayı yaptıydı, bunu dinlemediydi, onu yapmadıydı, bunu yapmadıydı. Bu sorumluluk size ait değil, bu sorumluluk başbakana aittir. Ama tabii ki şöyle de bir olay var. Elbette eleştireceksiniz, eleştiriniz. Ama bunu dalga geçmeye, küçük düşürmeye, aşağılamaya, hakaret etmeye çevirirseniz her açıdan yanlışsınız. Her açıdan yanlış olursunuz. Kızmaya, kavga etmeye hiç gerek yok. Sakin sakin bu günleri inşallah atlatacağız. Çok önemli günler geçiriyoruz. Tabii ki herkes bunun farkında. Nazım Hikmet'in çok güzel bir şiiri var. Geçen gün bizim bir arkadaş grubumuz paylaştı. Dostlarım, çay olsun, demli olmasa da olur. Siz olun, çay olmasa da olur, dedi Nazım Hikmet ki böyle başlayalım biz bu olaya. Koronanın, elbette ki koronavirüsün çok büyük sıkıntılarını ileride belki de daha fazla çekeceğiz ama şu anda Şahsine Keskin, Halmenli Hacıyeva, Emre Akın, Ömer Alkan, şu anda yaşayalım. Evet. Good morning. What is going on being rude, disrespectful to Londoners coming to Cyprus? We are not wanted. Anlamadım ama hiç gerek yok böyle şeylere girmeye, böyle tartışmalara. Londra'da yaşayan insanlar, Güney Kore'de yaşayanlar, Çin'de yaşayanlar, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, Andrea Bocelli hepsi bizim kardeşimizdir. Biz hiç kimseyle kavga etmek istemiyoruz hele şu anda. Beliz Halit Dağcan, aha da ölüyoruz gidelim, hala ırkçılık, usandık bıktık artık diyor. Aynen böyle. Hiç gerek yok ırkçılığa, hiç gerek yok. Şu anda bu kavga Serap Cefer Santos hepimizin kavgasıdır. Emre Akın günaydın, Ömer Alkan günaydın, Faruk Ergüven, Sami Hamidi, Fikret İpekçioğlu günaydın, Sami Hamidi kardeşim günaydınlar, herkese iyi haftalar demiş. Çok kıskanç bir arkadaşımızdır bu Sami Hamidi. Televizyonda beni gör gör aynı vücutçu yaptık. Six packs var onda. Bende büyük bir big pack var. Çok güzel bir arkadaşımız. Çok da iyi bir arkadaşımız. Sevgilerimizi, saygılarımızı yalnız ama bana benzeme evde gal gal Samiciğim. Çalışın herhalde sevgili Sami Hamidi. Fikret İpekçioğlu Londra'dan günaydınlar. Bana göre bir teknoloji üstünlüğü aldı ortalığı gidiyor. Bu dünya tepe taklak diyor. Aynen öyle Fikret İpekçioğlu. Londra'ya sevgilerimizi iletelim. Kemal Alodalı, Hünalp Berkant, Atatürk'ün Ermetin Emireli Bengisu. Şimdi Londra'dan değil zaten dünyanın hiçbir yerinden kimseyi almıyoruz artık içeriye. Çünkü kapıları kapattık. Biz karantinaya aldık. Yani ülke de karantinada. Ülkenin içinde herkes karantinada, evler karantinada, bir takım sıkıntılar var. 3-5 kişi ama sonuç itibariyle ben diyorum ki hani geçenlerde bir hata yapmıştık. Alistair Campbell'ı karıştırmıştık ya Serap Cafer Santos, sen de düzeltmiştin bizi. Piers Morgan'la Alistair Campbell'ı karıştırmıştık. Piers Morgan bir İngiliz yazar, Mirror'ın eski şeyiydi, ne diyorlar, genel yayın yönetmeni, editörü. Faruk Abbas günaydın, Hidayet Ali Sarı, Tolga Arslanoğlu günaydınlar. Minareye çıkıp ezan okumak isterim artık diyor Tolga Arslanoğlu. Çok güzel bir şey, rahatlatacaksa seni neden okumayasın? Ama minareye çıkmadan oku, düşmeyesin ansızın. Aşağıda oku. Bahattin Günel günaydın canım demiş, günaydın bütün aileye günaydınlar sevgili Bahattin. Abilerine, baban, anneciğine, herkese, eşlerinize, çocuklara, herkese selamlar Gaziveran'a. Özel Duru, dünya battı biz hala Rumudu Türküdü. Hani o fakih gemisi ne oldu İdlib, nerede gaz petrol diye soruyor. Bu da yorum olarak tabii ki doğru bir yorum. Evet, Hasan Aysal, good morning from immigrant village. Göçmen köyüdür, immigrant village diyor. Like Mahsun Kırmızı Gülset. One brother shoot to another. Why they do? Why they do? Mountains, oy oy oy.
güzel bir çeviriydi. Chicken translation oldu, filik çevirme oldu ama olsun, bir şey değil. Göçmen köyden Mahsun Kırmızıgül'ün sediği kardeş, bir kardeş diğer bir kardeşi vurur mu diyor. Hiç olur mu öyle bir şey diyor. Dağlar oy 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 şarkısı. Fatoş Kerimoğulları, Özgül Erdoğan, Günaydın Özdemir Ağa. Şimdi kavga etmeyelim. Alistair Campbell. Evet, Alistair Campbell Tony Blair'ın eski özel kalem müdürü, çok önemli bir gazeteci, halkla ilişkilerci. I'm very covering this. It is very important as Londralı have been badly disrespected. I think you should read the post and put this right. I shouldn't. Beni hiç başkaları ilgilendirmiyor. Başka insanların yaptıkları hataları burada veya başka insanların doğrularını burada eğriltme görevi bana değil, eğrileri doğrultma görevi de bana ait değil. Benim kendi burada yaptığım bir program var, hiç kimseyi eleştirecek durumda da değilim. Bugünler zaten kimseyi eleştirmek için yapılmış günler de değil. Ben bugün özellikle Sağlık Bakanı'nın görevinin başında çok başarılı bir şekilde bizim için çalışmasını, yalan söylememesini, abartıya girmemesini, bazı siyasetçiler giriyor işte, herkese ana vatan şu bu veya bir taraftan işte Bakrumlar da bize yardım etti, hiç girmeyelim bunlara. Biz şu anda kapattık kapılarımızı, içeride oturuyoruz, Gülistan, Gülten, Turgay oturuyoruz. Ha bakalım yanlış yapıyor muyuz? Ay, günaydın Serhat Bey, güneşli bir gün, iyi haberlerinizi sağ olun elbette. Nazım Abdullah, iyilikler diliyoruz. Kemal Zayim, Kemal Zihni, Adelfemu Galimera Su, memleketin kuzeyinde gerçekten çok ıskarta insanlar var. 2021'e giriyoruz. Hala sağlık, eğitim gibi unsurların hala global olduğunu anlayamadılar. Bir kuşağın dediği gibi gün geldi ve bir kez daha anlaşıldı bazı şeyler. En milliyetçisi bile gün geldi Güney Sağlık Servislerine gitti. Okullara, üniversitelere gitti. Zigi'ye balık yemeye gitti. Hepsi pasaport aldı be Kemal Zihni. Zaten o ayrı bir mesele. Başbakanımız orada vefat etti gibi durumlarımız bile var eski başbakanımız. Allah rahmet eylesin hepsine. Sağlıkta, eğitimde olmaz böyle şeyler ve olmaması için de biz bu tür mesajları, bu tür kavgaları girmeyeceğiz. Biz bize yeterik, umudu kesme yurdundan diyor Enver Buda. Sağ ol kardeşim. Süleyman Yalçın da Galimera Mastre. Suna Atam Kalkanlı Bakım Evi'nden günaydınlar. Sevgilerimizi, saygılarımızı oraya, orada yaşayan herkese gönderiyoruz. Tekrar günaydın. Arnavutluk haklıydı demek bir zamanlar. Çok yaşa Enver Hoca derdik. Tabii ki Enver Hoca da öldü. Arnavutluk haklı mıydı bir zamanlar? Bir dönemler bu özel sevgili özel doğru ben Arnavutluğun hastasıydım. Yani kapat bütün kapıcıkları kendi kendine yet. Baktın biri eğri gider, düzelt, doğrult, koy kendi yoluna. Ama sonra kapitalizm, neoliberalizm açıldıkça açıldık falan filan derken, yani biz de 18'li, 20'li, 25'li yıllara kadar bunları yaşadık. Yani şu anda yeni nesil mesela bilmiyor, biliyor musunuz? Türkiye'de kot pantolon yoktu. Sene 1985 Türkiye'de kot pantolon yoktu. Şu anda dünyanın belki de en iyi kot üreticilerinden, markalarından ikisi üçü Türkiye'dedir. Çok şey değişti. Arnavutluk da çok değişti. Arnavutluk haklı mıydı? Karantina ortamında Arnavutluk haklıydı özel duru. Hasan Çakıcı. Siz inanıyor musunuz Kıbrıs'ta gerçekten başka pozitif vaka yok diye? Bütün dünya yanıp tutuşurken bu illetten Rum tarafında içinde olmak üzere ama her şeye rağmen sizce bu sağlıkta dünyada bir numaraymışık gibi gösterdiklerinde inanan var mı diye Hasan Çakıcı soruyor. Çok negatif bir yorum. Rum tarafıyla Türk tarafı arasında bir fark yok diye düşünüyorum. Çünkü onlarda biraz daha yüksek test oran sayısı var. 3.4 onlarsa 3.2 de bizleriz vaka olarak. Durum aynıdır. Çok düşük olduğunu söylemedim. Ölüm oranımız düşük şu anda. Ama test oranımız da çok düşük. İnşallah ölüm oranımız da böyle kalır. Havamız çok güzel. Bu zor günlerde sigara alışkanlıklarından vazgeçmeniz için size bir mesaj, size bir fırsat. Alkol alışkanlıklarını azaltmak, hatta sıfırlamak için size bir mesaj. Atınç Yağız Soy, kardeşim günaydınlar. Her şey bir mesaj olarak alabilirsiniz ama negatif yorum yapmaktan. İşte sen inanır mısın ki bu kadar? Belki de daha fazladır. Zaten bütün dünya bunu söylüyor Hasan Çakıcı kardeşim. Bütün dünya söylüyor. Bilim insanları diyor ki şu anda açıklanan rakamlar bize göre diyor %6'dır zaten.
Yani simptomları, belirtileri hiç göstermeden de hasta pozitif çıkabiliyor. Kenny Dalglish, 70 yaşında, 69 yaşında futbol dünyasının çok 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 büyük bir yıldızı, Skoçyalı, Liverpool. Kenny Dalglish pozitif çıktı, adamdan en küçük bir belirti yok. Yani boğazı da ağrımadı, gözü de akmadı, grip de olmadı, hiçbir şey olmadı Kenny Dalglish. Yani dolayısıyla birçok insan atlatıyor bu meseleyi. Mesela Ulusal Sağlık Hizmetleri İngiltere'de ne diyor? Koronavirüs belirtisi mi olduğunu düşünüyorsunuz diyor İngiltere'de. Sürekli takip etmeye çalışıyoruz. 7 gün hafif çıktı olsa bu belirtiler, 7 gün hiçbir yere çıkmayın. Mümkünse evde de kimseyle bir araya gelmeyin. Aynı havluları kullanmayın, aynı banyoyu da yıkanmayın, aynı... Ya bu mümkün değil. Dolayısıyla siz eğer hasta gibi bir belirtiniz varsa herkes evde kalsın. Herkes evde kalsın. Hafif de olsa 7 gün evde kalsın. Alışveriş, eczaneye falana da çıkılmasın diyorlar. 7 gün sonra bu semptomlar, bu belirtiler devam ediyorsa siz bir 7 gün daha, hatta bir 14 gün daha kendi kendinizi karantinaya almak zorundasınız. Kendi kendinizi. Hafifse atlatıyor. Yani Hasan Çakıcı'nın söylediği doğru burada. İnanıyor musunuz? Belki de Hasan Çakıcı'nın kendisinde de var. Ama belirtileri göstermedi. Neden? İmmün sistemi, yine bilim insanlarının söylediğine göre. Yani sağlam bir adamdır, sağlam bir yapısı vardır, sigara içmiyordur, alkol kullanmıyordur. Böyle söylüyor herkes. Biz de bunlara şu anda inanıyoruz. Ama bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bir takım bu konuyla çok ilgilenen uzmanların yaptığı yorumlardır. Biz de sizlere bunları aktarıyoruz. Ha, benim söylemek istediğim... Kırmayalım birbirimizi, üzmeyelim birbirimizi. Yani şu anda Doktor Ali Pilli bu ülkenin yarı insanları ölsün diye mücadele etmiyor. Mustafa Akıncı Anastasia Riss'le telefonla konuşurken vay bu ülkeye gelsin 200 kutu ilaç da bu milliyetçiler görsün diye muhabbet etmiyor, konuşmuyor. Onun için birbirimizi sevelim, bu işi çığırından çıkarmak için, birbirimizi vurmak, birbirimizi kırmak için değil. Aynı mevzideyiz şu anda ya ve bir tane düşman var, koronavirüs. Biz birbirimize sıkıyoruz. Yani olay bu, onu söylemeye çalışıyorum. Usandık otur otur, nereye kadar borçlanmaya giriyoruz? Allah yardımcımız olsun. Ha, Tekin Tuluk söylüyor bunu. En büyük sıkıntı bu. Bundan sonrasının hesaplarının çok iyi yapılması lazım. Evet, güzel günlere Serkan Vurucu, Kamil Basmacı, günaydınlar. Eneşi Lefta, Eneşi Fai, evet. Mehmet Ali Çavuşoğlu, günaydın. Kader Şoför, evet. Abi günaydın, az kaldı. Virüs 50 dereceyi görünce ekris edecek, patlayacak Kader Şoför. Bu da ayrı bir yorum tabii ki. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu tartışıyor insanlar. Bir kısım bilim adamları diyor ki baz istasyonları kansere sebep olur. Bir kısım bilim adamları da diyor ki bu deli saçmasıdır, ispatı yoktur, konuşmayın. Aynen onun gibi. Yumurta mı tavuktan çıkıyor yoksa horozun kuçok mu sağlam bir testeredir gibi bir takım şeyleri de söyleyebilir miyiz? Yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor abi? Örsancığım sen neden bu konuda? Biri birinden çıkıyorlar. Dolayısıyla sözümü yok. Seni Çavuşoğlu hocam günaydın, ellerine sağlık. Bayıldım o çalışmalarına. Ertaç Günel, Kemal Özsoyhan, Özseyhan günaydın abi. Herkes karşısında kim varsa korona varmış gibi yaklaşım yaptığımız sürece evde kalmaya devam edelim. Güzel günlere yakın. Olay bu. Olay bu. Herkes koronalıymış gibi davranalım şu anda. Herkeste virüs varmış gibi davranalım. Ve kimseye yaklaşmayalım. Artık zaten tokalaşma iptal. Artık dirsek vurma var. Dün gördüm Yeni Zelanda'da öyleymiş. Evet, Alastair Campbell'a geri döneceğiz. Alastair Campbell. Hatırladın Cem Yılmaz esprisi gibi nerede kalmıştık? Alastair Campbell diye bana yazabilirsiniz. Tekrar size teşekkür ederim. Zevkle dinlerim diyor Nazim Abdullah. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz. Salih Canses çok sağ ol müdürüm. Neredesin kayıpsın? Murat Mert günaydınlar. Hasan Devecioğlu kardeşim evde kalmaya devam ediyoruz. Boyumuzu haddimizi aşan konulara girmiyoruz. Evet aynen. Bizim şu anda yapmamız gereken profesörlük unvanlarımızı bırakalım lütfen. Bırakalım. Biz evde kalalım. Evde kalalım tek. Yani bizim yapabileceğimiz bir tek budur.
Tedbiri ötekiler yapsın. Hamasete geldiyse mesele, yalana geldiyse, bizi şeye boğdularsa, yardıma boğdularsa bunun içinde, onları da konuşuruz. Ama boğmadılarsa söyleyeceğiz, kimse bize yardım etmiyor diye, kimse yardım edemiyor diye atın çağı soy selam ettik. Ve havamızın durumuna bakalım, geri gelelim Alastair Campbell diye, Alastair diye yazılır Campbell. Onu hatırladın, bizim hükümetle alakalı da bir şeyler söyleyeceğim sizlere. Bir yorum yapmak istiyorum. Başarılı mı, başarısız mı bu hükümet? Konuşalım aradan sonra. Şimdi reklam, ara değil, reklam yapacağız. Reklamdan sonra Gordon Banks. Evet, hava durumu demiştik. Reklam dedik. Özür dilerim ama reklam yok şimdi. Hava durumu 8:20 geçe reklamlarımız var. Ona göre ayarlayın saatlerinizi. Bölgemiz alçak basın sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Dün çok güzeldi hava. En azından balkonunuz var mı, pencereniz var. Çıkın böyle pencereden bakın havaya ama sokağa çıkmayın. Lütfen çıkmayın. Lütfen çıkmayın. Yani abartıyoruz belki ama bence siz biraz daha fazla abartıyorsunuz. Ya falan filan, yani bizim yakınlarımız içerisinde de var aynı tipler. Herkes var ama lütfen çıkmayın. Çünkü bu iş ciddi bir iştir. Bir kişi büyütebilir bu meseleyi. Evet, bizim görevimiz şu anda budur. Mevsim normalleri civarında bir sıcaklığımız söz konusu olacak. Bugün kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetli esen bir rüzgar. Girne, Çamlıbel 22, Lapta 20, Akdeniz 24, Boğaz 21, Alev Kayası 20, Esentepe 21, Lefke 20, Güzelyurt 24, Lefkoşa 25 bugün, Ercan, Geçitkale 25, Beyarmudu 23, Gazimausa 22, İskele 23 ve Yeni Erenköy 21 derece santigrat. Bölge genelinde fırtına beklenmiyor. Hava durumumuz böyle ve devam edelim. Alastair Campbell demiştik. Ne dedi Alastair Campbell? İsteyenler okuyabilir. Independent gazetesinin internette girerseniz Independent gazetesine Alastair Campbell'ın adını yazın, yanına Jacinda Ardern yazın. Jacinda Ardern şeyin Alpay Kopra, Avustralya Alpay Kopra, good morning from Cyprus, bilmem orada durumlar öğleden sonra mıdır nedir. Mehmet Ali Salih, günaydınlar. Tek kelimeyle, korona ile barışıp alışacağız. Evet, yani bu koronanın gitmeyeceğini söylüyor herkes. Aşısı maşısı Eylül söyleniyor. Bize de çıkacak, aşılanacak. Bir sene sonra kimseye bir şey olmayacak. Çok merak ettim. Kıbrıs dışından getirilen öğrencilere neden Kıbrıs Cumhuriyeti sahip çıkmadı? Gelenlerin %100'ü Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla okumaya gitti. Sakın benim milliyetçilik yaptığımı zannetme. Biz Kıbrıslılar işimize geldiği zaman KKTC, işimize geldiği zaman Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oluruk. Aynen. Bizim Kıbrıslılar olarak zaten hermokolojist olduğumuz için, hermoktan çok iyi anladığımız için, ben dahi, hepimizedir bu eleştiri. Buranın suyunu içen herkes ordinarius profesör oluyor. Kıbrıslı dedin her şeyi bilir mesela. Biz her şeyi bildiğimiz için koronavirüsle nasıl tedbir yapacağımızı da biliyorum. Gazeteci oluyoruz. Herkes gazetecidir mesela Kıbrıs'ta. Herkes eğitimini aldın mı, kurs gördün mü, kaç tane haber yazdın hayatında, kaç fotoğraf çektin? Yok. Nedir? Yorum yazıyorum abi. Gazeteci yazar. Nerede? Her yerde. Yani siz küçümsüyor olabilirsiniz. Bazı science, fenle alakalı bilimler olabilir. Yani herkes jinekolog olamaz. Ben yarın sabah böyle jinekoloğum, ben doktor Serhat İncirli diyemem. Siz de gazeteciyim diyemezsiniz ama bu mesele bozuldu. Ona da belki geliriz. Gazetecilik mesleği de bitecek büyük bir ihtimalle. Çünkü hepimiz gazeteci olduk. Herkes gazeteci Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da ve başka ortamlarda kendi gazetesini çıkabiliyor. Ben de artık kendiminki diye bir şey yapıyorum, atıyorum bazen. Kendiminki gazetenin adı o. Özlem Özel Ramiz, günaydınlar. Evde kalın. En iyi çözüm bu. Sağlığımız ve yaşamımız için. Bahri Zorlu. Devlet almış hangi ekonomik kararlarla ekonomiyi rahatlatmış durumdadır? Ha, öyle bir şey. Evet. Evet, sağ ol Serap Zafer Santos. Gene anlamadım söylediğini. Semavi Aşık, günaydın.
Mehmet Ali Salih günaydın, Sacit Canova okumuştuk, Mesut Kazık günaydın, Nafiye Horozoğlu günaydın. Tabii ki rubbish diyor Serap Cafer Santos. Virus not affected by heat or cold. Evet, var bunu söyleyenler ama bunu söylemeyenler de var, farklı düşünenler de var. Göreceğiz. Yılbay Direkçi, günaydınlar, sevgiler, saygılar. Yılbay abiciğim, günaydınlar. Evet, Bahri Zorlu 1500 TL'lik katkı fiyasko çıktı. Zaten komik bir rakamdı. Toplumun 3'te 2'si yararlanamıyor. Bu da doğru, bu da doğru. Hasan Devecioğlu selamlamıştık biraz önce de. Evet, Alistair Campbell, Jacinda Ardern'ın diyor, bir lider Jacinda Ardern, yani Yeni Zelanda'nın başbakanı, kadın başbakanı, bu işin nasıl yapılacağını çok iyi gösterdi. Şu anda Yeni Zelanda'da 1000 vaka ve 4 ölüm var. 5 milyon bir nüfus. Önderlik nasıl önderlik edilir diyor Alistair Campbell. Bu bizim hükümet için de önemli. Strateji tasarlamak, uygulamak ve bunu anlatmak. Evet, sağ ol Örsancığım. Evet, sizin meslek emlakçılık gibi oldu diyor Kemal Pars. Aynen öyle, emlakçılık. Ama sevgili Kemal, ben biraz jinekolog olmak isterim. Yani bu iş bittikten sonra, geçtikten sonra bu korona işi, hatta yani artık direkt kullanacağım. Benim masterim, doktoram falanım filanım yok. Ama ben direkt profesör, doktor, hiç umurumda da değil. Bir sürü profesör beni dava etsin, hepsi mahkemeye gitsin, yazacağım her yerde profesör, doktor. Olmaz çünkü be arkadaşlar. Çünkü herkes bir şey, herkes görüş belirtiyor. Yok, yapmayın. Yapmayın, geçen gün biri Molohia'nın koronavirüsü yendiğini söyledi şeyde, Fas'ta. Bizim Moran da, Moran Albert şey yaptı, Molohia bir şirikan düdüklüğü patlattı. Koronadan kurtulacak dedi, az kaldı bütün ev uçsun. Gördüm Facebook'ta paylaşımını. Olmaz ki, olmaz ki. Yani her şeyi biliyoruz ama hiçbir konuda uzman değiliz diyor. Telefon geldi, bakalım kim? Alo? Alo? Günaydın. Günaydınlar Serhat Bey. Erken davrandık bugün. Kimdir? Ben nereden arayacağım Serhat Bey? Bağlayayım sizi hemen Ali Bey. Ayıp ettin, hiç olur. Ne zaman istersen arayabilin. Buyur. Canlı yayındasınız Ali Yavaşoğlu, Gönyeli. Buyurun. Günaydınlar Serhat Bey. Günaydın efendim. Aysın Öztürk müdürüme de günaydın edeyim. Bir saniyecik. Serap Cafer Santos günaydın. Ali Ünyayar günaydın. Emel Özker günaydın. Korona çok iyi durumda. Diren Remzi Sadıç günaydın. Yaşar Aracı kardeşim günaydın. Buyurun Ali Bey. Günaydınlar. Bütün izleyicilere de günaydınlar diyorum. Serhat Bey, şimdi bir alt yazınızı gördüm geçen hafta. Evet. Diyor ki orada yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli dayanışma milli dayanışma nasıl yazardı orada? Ben görmedim. Milli dayanışma için bize yapılan yardımlara Hristiyan kardeşlerime de teşekkür ederim. Evet. Şimdi nasıl olur? Nasıl olur bu kaosun içinde bir iki tane milletvekili çıkar ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı, Anastasiyadis'le telefonda görüştü, İşte bilmem bir ilaç yardımı. Ne için zoruna gider bu insanların? Yani ne var bunda? Bugünlerde dayanışma içinde olacağımız gerekirken bu gibi bel altı vurmalara ne gerek var? Peki Türkiye Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapar, o zorlarına gitmez. Bizim Cumhurbaşkanımız yaptığından ne için ama zorlarına gider? Yani şimdi Serhat Bey, geçen gün bir Venizelos gemisi Pire Limanı'nda, bilirsiniz,
karantinaya alındı. O gemide 160 tane Türk vardı. Evet, bir 160 tane Türkiye'li Türk vardı kardeşlerimiz. Yani ne için ama Kıbrıs'ta olduğunda bu insanların zoruna gider? E peki Türk Hava Yolları'nın da tarifeli seferlerini Atina'ya durdursunlar. Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazsınlar, onları da durdursunlar. Burada maç olur, işte deriz biz Kıbrıs Türk toplumu izole oldu, biz maç yapamıyoruz. E işte bu spordur. Buna FIFA bize ceza verir. Yani her şeye bir kul uydurulur. Türkiye'de olanlar hiç gözlerine bakmıyor bu insanların. Kıbrıs'ta oldu mu? E burada ateşkes var. Burada olmaz. Ama ne için ya olmaz? Bu ülke, bu coğrafyanın, bu evrenin içerisinde değil. Yani bıraksınlar artık bunları, dayanışma içinde olalım. Bu zor günleri atlatalım. Önce siyasiler öncülük yapacak bu topluma. Milletvekilleri. Evet. Bakanlar. Tamam Ali Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Benim şeyim, sitemim budur. Geleceği ancak böyle kazanabiliriz. Sizinle aynı fikirdeyim. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun Ali Bey. Çok sağ olun. Ali Yavaşoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Alistair Campbell diyor ki, tekrar gelelim. Önderlik şudur diyor. Strateji tasarlamak, bunu uygulamak ve anlatmak zorundasınız. Bunu en iyi başaran Jacinda Ardern'dir. Bunu neden söylüyorum? Bizimkiler de özellikle başbakan da belki stratejik tasarlamak, uygulamak ve anlatmak zorunda değil şu anda. Neden? Çünkü bizim stratejimizi başkaları ayarlıyor. Başkaları uyguluyor. Anlatma işi bize kalıyor. Dolayısıyla biz aslında burada çuvallıyoruz. Hükümetler çok zor seçimler yapmak zorunda, çok zor kararlar vermek zorunda ve ülke bu kararlar için size güvenmek zorundadır. Bizim en büyük sıkıntımız buradadır. Zor kararları biz alamıyoruz. Zor kararları biz veremiyoruz. Ülke de haliyle bölünüyor. Bizim sıkıntımız buradadır. Ama Yeni Zelanda'nın başbakanı Jacinda teyze abla, bacımız, burada sıkıntısı yoktur. İnsanlar karşılaştığınız zorluklar için empati göstermek zorundadır. Bizde kimse empati göstermez. Kimse kendini sizin yerinize koymaz. Dolayısıyla çok zor durumdayız biz. Gerçekten zor durumdayız. Bizim sıkıntımız buradadır. Çünkü biz stratejimizi kendimiz tasarlamıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz ama başkası tasarladığı için uymuyor. Yani ihaleler Ankara'da açılıyor. Yolların eğimi bile farklı. Soldan gidiş giden trafiğe göre değil. Anlatabildim size. Ve mesela Yeni Zelanda öyle bir şey yapmış ki, bunların All Blacks diye bir rugby takım var. Şu hum ha ha humba humba ha 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 humba yaparlar ya, yanlış da anlaşılır el gol işaretleri. Onların bir mottosu var, bir slogancıkları var. We go hard and we go early. Yani çok sert bir şekilde, en güçlü bir şekilde ama en erken karar alacaksınız. En güçlü, en hızlı saldıracaksınız. Aynen öyle yaptılar. Yeni Zelanda'da kapı kaldı, ne pencere, her tarafı kapattılar. Zaten kapalıydı. Ha, bu konuda bizde de iyi şeyler yapıldı. Ama pek de ileriye gidemedik. Ne yazık ki bunu da söylemiş olalım. Evet, 13 Nisan 2020 Pazartesi bugün. Herkese eşit maaş tartışması da vardı, olmadı, onu belirtelim. Teravih namazı evde kılınacak, bu Serhat İncirli'nin köşe yazısı bugün, onu da biraz sonra okuyacağız, onu da sizlerle okuyacağız çünkü
Bu sene bu konu biraz değişti artık. Bu sene farklılaştı. Ama İngiltere'de ve dünyanın birçok ülkesinde suçlar koronavirüs nedeniyle, özellikle soygun, bıçaklı soygun gibi suçlar çok azalmış. Ama kadına şiddette artış var. Özellikle evlerde kapalı kaldıkları için insanlar, kadına şiddette artış var. Özel okullarımızdan ödeme talepleri gelmeye başlamış. Özel okullarımızdan ödeme talepleri, telefon şirketleri ödemeyenleri kesmeye başladı ülkede. Suyumuzun da onarılması hikayesi Haziran ayında inşallah ihaleye çıkacak. Temmuz, Ağustos belki bitecek diyor. Sayın Başbakan Diyalog Gazetesi yazdı bugün. Mevduatlarla ilgili yayınlara sert tepki gösterdi. Başbakan suç işliyorlar dedi. Yasa gereği bankalarla ilgili, mevduatlarla ilgili yorum yapmak yasaktır. Ama yasa gereği, mesela Diyalog Gazetesi, sevgilerimizi, saygılarımızı tabii ki iletiyoruz. Allah tuttuklarını altın etsin, çok güzel bir yardım kampanyası da yaptılar. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Ve para yardımında bulunanlara, ki başbakan da para yardımında bulundu, bakanlar da, bazı partiler de. Ama o da yasa dışıydı. Yasa dışı idi çünkü izinsiz Kızılay'la işbirliği olsa dahi sıkıntıydı. Tartışılabilir bu konular. Biz yine de tebrik ediyoruz, onaylıyoruz, gülüyoruz. Bu akşam, dün akşam YouTube'da saat 8'de gece Andrea Bocelli'nin canlı yayını vardı. İtalya'dan, Milan'dan, Paskalya dolayısıyla, tabii toplanamıyorlar Paskalya dolayısıyla. Biz de o doğrultuda biraz bir yazı yazdık bugün. Onu okuyalım sizlere. Tabii bu arada Sayın Akıncı'ya dışişleri yeter ama Sayın Erdoğan'a yemezler hesabı diye bir Likaşem Medya yorum getirdi. Cengiz Gusella günaydın. Güzel yürekli insanlar. Maalesef böyle günlerde hamaset yapanlara teessüf ederim dedi. Salih İnce Mustafa Balcıoğlu. Mustafa Bey günaydınlar. Sağlıklı günlerde görüşmek ümidiyle çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tabii ki bulmuşken sizi teşekkür edelim. Çok güzel bir yemekti o yemek, o gecemiz. Geçsin bugünler, buluşalım. Beyazıt Sert kardeşim yanlış konuşuyor. Recep Tayyip Erdoğan Hristiyan derken kendi ülkesinde yaşayana diyor. Diğer ülkelerde demiyor. Sen de kendi ülkendeki Rumlardan ne isterse istesin, Rum'dan olmaz diyor Beyazıt Sert. İngiltere niye İspanyollara veya İtalyanlara, Türkiye ve İngilizlere teşekkür ediyor, ben soruyorum. Girmeyelim bu tartışmalara. Herkes, yorum yapan Ali Bey'in ağzına sağlık, tam gerçekleri anlattı diyor Necdet Mavi Gözlü. Hanife Yılmaz günaydınlar demiş, biz de ona diyoruz. Rahmi Özhan abiciğim günaydınlar, günaydınlar. Musmat, vallahi iki haftadır koronada, cumartesi pazar tatil yapar. Galiba çıkmaz hiçbirinde, kısmet bugüne diyor. Cumartesi pazarları çıkmıyor diyor Musmat. Olabilir. Üç seçenek var. Bir, evde kalmak. İki, yoğun bakımda kalmak. Üç, toprak altında kalmak. Tercih sizin. Evet, İsmet Onur Korcan günaydın. Emine Temizkan günaydın. 12 Nisan 2020. Bizim bir planımız yoksa, gerekçesi nedir? Varsa bu paydaş olduğumuz plandan neden haberimiz yok? Neyse bu plan. Kemal Pars anlamadım. Evet, şimdi bakalım bugün ne yazmışız? Bugün ne yazmışız? Hemen bakıyoruz. 13 Nisan'da yazdıklarımıza. Bu arada Solarbay Paralel'e teşekkür ediyoruz. Akay Optik, Lefkoşa'da Mehmet Akay Optik, Mausa'da Vizyon 2000'e sevgilerimizi iletiyoruz. Çangar Motor sizlere sevgilerini iletiyor. Intergaz 444-55-44. Intergaz 444-55-44. Gazınız biterse mavi tüpü isteyin. Kanalizasyonda bir sorun varsa sosyal medyadan Yeşil Dal Kanalizasyon Hizmetlerine ulaşın diyoruz. Afrodit Wellness and Spa sağlıklı günler diliyor ama bitince bu iş gidiyoruz. Vestel'le sürekli kucak kucağıyız. Vestel bizim canımız, bu zor günlerde Vestel en iyi arkadaşlarımızdan biri. Sevener Travel seviyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz.
Selva Holmes aynı şekilde saygı ve selamlarımızla Atabi'ye ve tüm çalışanlara selamlarımızı iletiyoruz. Arden Hellim'i masadan eksik etmiyoruz. Zafer Küpeşte'ye çok güzel günler diliyoruz. Ve teravih namazı evde kılınacak adlı yazıyı okuyoruz. Hemen bitirelim, sonra reklama geçeceğiz. En başta bu hastalığı veya salgını kimse bu derecede tahmin etmiyordu. Yerine John kahvesi içelim. Devam edelim. Mesela Şubat ayının ortalarında Güney Kore'de bir kilise büyük bir binanın penceresiz bodrum katında toplanmıştı. Yaklaşık 1000 kişilik inançlı cemaat içerisinde 61 yaşında bir kadın vardı ki bu kadının boğazı kurumuş, yanıyordu, çok yüksek de ateşi vardı. Daha sonra bu kadın ülkedeki 31. pozitif vaka çıktı. Evet. Daha sonra bu kadın, evet, 1 Mart'ta Güney Kore'de yaklaşık 2000 kişilik pozitif vaka sayısının 5'te 3'ü, yani %60'ı bu kilisede o kadınla birlikte dua etmiş olanlardı. En başta bu hastalığı gerçekten kimse bilemezdi. İran'da bir kutsal mekana topluca gitti insanlar. İlk yayılma oradan başladı. Bangladeş'te 18 Mart'ta 30 bin kişi bir kasabada toplandı. Ve o toplanmada imamlar kendilerine dedi ki, bu toplantımıza katılanlara artık koronavirüs asla bulaşmaz. Duayla yeneceğiz diye meselenin özü, ama olmadı. İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da ve Amerika'da duayla yeneriz, dua edin bulaşmaz, bize mi bulaşacak, mümkün değil denilen kilise buluşmaları bugünkü ölümlerin en ciddi yayılma merkezleri oldu. Çünkü kilise buluşmalarına katılanların çok büyük çoğunluğu daha kolay ölebilecekler arasındaki yaşlı sayılan kişilerdi. Mart ayı başlarında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir dini merkezde 4 günlük konferans düzenlendi. 16 bin kişi katıldı. Bu konferansa katılan arasında Çin, Güney Kore, Brunei, Singapur, Kamboçya ve Taylandlı inananlar da vardı. Evet Müslümanlar, Malezya'nın ilk kaybedilen hastalarının 400'ü bu konferansa katılanlar arasındaydı. Ortodoks İsrailliler 9-10 Mart'ta Purim denen dini günlerini kutladılar. Birçok din adamı, ki haham deniyor onlara, toplum lideri aman sakın toplanmayın dediyse de tutucu olanlar bize bir şey olmaz ki biz çok inançlıyız dedi. İsrail'in ilk bulaşları buradan çıktı. Daha sonra İsrail polisi ve ordusu inatla ve ısrarla toplanmak isteyen dinci Ortodoks Yahudilere neredeyse Gazze'de Filistinlilere yapmadığını yapmak zorunda kalacaktı. Laf anlamayanlar, daha doğrusu ısrarla ve inatla bu virüsün kötülüğünün kendilerini de etkileyeceğini düşünmeyenler tek tek hasta oldu. Bulaştı, bulaştırdı. İngiltere'de ölüm rakamı 10 bini buldu. Londra'da ölenler arasında ilk sıradaki etnik toplumlar arasında Ortodoks Yahudiler %2.77 ile ilk sıralarda. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler de. Kıbrıslı Rumların kilisede buluşma yoğunluğu bir hayli fazla. Ama oranın büyüklüğünü buna bağlayabilir miyiz bilemem. Çünkü elimizde bilgi yok. Ancak Stamford Hill bölgesinde yaşayan Ortodoks Yahudi toplumundaki ölüm oranının çok yüksek oluşu, ki 152 kişi ölmüş burada, bilim insanlarının lafını dinlememek, 20 Yahudi doktor ortak bu dinlememekten kaynaklanıyor. 20 Yahudi doktor ortak bir bildiri yayınlamış, yapmayın, etmeyin, eylemeyin, toplanmayın demiş ama dinletememiş. Biz inançlıyız, bize bir şey olmaz. Şimdilerde Paskalya var. Paskalya içerisindeyiz. 15 Nisan'da Yahudiler Passover'larını kutlayacak. 13-14 Nisan'da Hindular ve Sihler Vaisaki denen en kutsal bayramlarını kutlayacak. Ve ilk oruç 24 Nisan'da tutulacak. Müslümanlar bir gün önce sahura kalkacak. İlk teravih namazı 23 Nisan akşamı kılınacak. Daha doğrusu 24 Nisan çok erken saatlerde sahur var ama teravih namazı 23 Nisan akşamı kılınacak. TC Diyanet İşleri Başkanlığı uyardı. Başkan Ali Erbaş, Ramazan'da teravih namazları camide kılınmayacak dedi. Evet, teravih namazı cemaatle kılınır. Tıpkı cuma ve bayram namazları gibi. Ama o
virüs salgını öncesiydi. Lütfen dikkatli olalım. Tabii ki insanlar duasını etsin, namazını kılsın, orucunu tutsun. İnanmak en başta olduğu gibi insanı zayıflatmasın, güçlendirsin. Bu virüsün gücünü veya verebileceği zararı bilmiyorken durum başkaydı. Şimdi biliyoruz. Başlangıçtaki hataları tekrarlamamak lazım. Biliyoruz artık birbirimize yaklaşmıyoruz, bulaşmıyoruz, bulaştırmıyoruz ve teravih namazını evde kılıyoruz. 10 günümüz kaldı. Allah inanan herkese kolaylık versin diyoruz. Ve son, tabii ki son dakikalarımız var. Batuhan Nereli, bir ülkede her zaman din, dil, ırk, millet, kimlik farklılıkları olan insanlar birbirinden nefret ettirilir. O ülke hiçbir zaman hayır etmez bu durumda. Gelişmiş insanlar bunu aşar. Kendi milletinden, dininden olmayandan nefret etmez. İnsana insan olarak bakar. Çünkü önceden hepimiz maymunduk zaten. Ne millet ne din farkı vardı. Sonra insana dönüştük. Ama bir kısım insanların daha evrimleşmeye ihtiyacı var. Benim milletim, benim dinim en iyisidir diye bir şey yok. Ne kadar zehirli bir şey milliyetçilik. Önce hümanist olabilmelisiniz ve de yurtsever olabilmelisiniz. Yurdunun insanı hangi millet veya dinden olursa olsun senin yurdunun insanıdır. Kaderiniz, menfaatiniz ortaktır. Nefret rüzgarları kalkmalıdır demiş. Çok güzel yazmış Batuhan Rok Nereli. Emet Gümüşok günaydınlar diyoruz. Sayer Aker, Nuri Beyge kardeşim günaydın. Fikriye Özsaidoğlu afiyet olsun demiş bizlere. Beyazıt Sert, Türkiye Elçiliği neden Türkiye vatandaşlarına sahip çıkmıyor? KKTC hükümeti 1500 TL'yi çok gördü. Hükümet Türkiye Cumhuriyeti Elçisini ayarlamış gibi diyor. Soner Yolaç kardeşim günaydınlar. Çok çok selamlar Lefke'ye. Portakallar diyor mis gibi çiçek açtı. Yarın konuğumuz Mehmet Saydam konuğumuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın online olarak bağlanacak bize online olarak. Media Life şirketimiz bildiriyor şu anda. Online olarak bağlanacak Mehmet Saydam ve onunla sohbet edeceğiz. Sizlerin de sorularınız varsa şimdiden hazırlayın. Hatice Mumin günaydınlar, sevgiler, saygılar. Batuhan Roknereli tekrar teşekkür ederiz. Cengiz Gusela günaydın. Evet, Türkiye'den hacca gidenleri unuttunuz galiba dedi. Çok güzel bir mesaj. Neden güzel bir mesaj? Çünkü çok uzun zamandır selam bile veremediğim Solmaz ablam, doktorumuz, her şeyimiz, canımız, ciğerimiz, sevgili Solmaz Atasoy, bizim Atalay'ımız var ya, Yeşilırmak'ta arada bir bahsederim size, onun ablası. Küçüğü bir şey değil, Atalay daha büyük. Ben selamlar ediyorum, çok seviyorum ve sevgilerimi iletiyorum enişteme, çocuklara, herkese, tabii tanıyan herkese. Çok selamlar. Evet, hacca gidenler de çok büyük sıkıntı oldu tabii ki. Onu da unutmuşuz yazmaya. Ama artık sakin sakin yapıyoruz bu işi. Teravih namazını evde kılın, duanızı evde edin. Daha güzel, rahatlayacaksanız rahatlarsınız. Ama toplu namaz mümkün değil. Evet, Muhammed Gözay, içimiz dışımız bilim kurulu oldu, bir hava kestiğimiz yok. İbrahim Gürsoy Gelengül, Londra'dan da Yeşilırmaklı kardeşim İbrahim komşum, selamlar ona da, sevgilerimi ilettim. Şimdi aramızı verelim, kahvemizi içelim, girnecionumuzu içelim ve geri gelelim. Hiçbir yere ayrılmayın.